bir yerde bozuldu ve ayrıldılar. Ve daha sonra Cumhurbaşkanı ben ne istediğinizi vermedim dedi o yapıya. Ve ihaletle suçlandığını söyledi. Şimdi işin komikliğine bakın ki biz olayın mağdurları olan gazete ve gazeteciler... Yani biraz yavaş tam takip edeyim ya. Öyle mi? Cumhurbaşkanı ne istediğinizi vermedim ki dedi ve ihanete uğradığını söyledi. O yapı tarafından. Evet. Şimdi işin garipliğine bakın ki biz olayın mağduru olan gazete ve gazeteciler bu yapının ne kadar zararlı olduğunu yıllardır anlatan yazarlar o yapıya yardımcı olmakla suçlanıyoruz. O yapıyı yıllarca kullanan o yapıya. O yapıyı kulların alt içinde büyüten, ortağı olan, ne istediyse verdiğini bizzat kendisi söyleyen Cumhurbaşkanı bizden şikayetçi oluyor. İşin bir boyutu bu. MİT tırları meselesine gelirsek, bunu ilk yazan ben değil. Bu olay sizin de bildiğiniz gibi bahsettiğimiz iki yapının kendi arasındaki kavgadan dolayı bir şey. Ortaya çıkan bir şey. Yani bunun farkındasınız. Elbette. Bunu bütün Türkiye biliyor. Yani bir ülkenin nasıl olur da jandarmasıyla istihbaratçıları birbirlerine silah çekecek hale gelir? Nasıl olur da jandarma kolundan çekerek istihbaratçıları alıp bir ayağının altında ezer, silahını alır? Nasıl olur da bir ülkenin savcısı, bir ülkenin valisiyle çatışma haline girer? Bu kurulan korkunç şeyin, ikili yapının sonuçları bunlar. Bu bir sır değil. Buyurun hocam. O yapının bunu yapmasıyla neyi amaçladığınızı düşünüyorsunuz? İzin verir misiniz ben kendi mantık silsilem içinde devam edeyim. Tamam. Ona da geleceğim. Tamam. Bunu ilk yazan ben değilim. Bu daha önce yazıldı biliyorsunuz. Savcılar ifadelerinde belirttiler. O sırları neden çevirdiklerini. Fotoğrafları çıktı. İfadeler yayınlandı. O MİT tırlarının nasıl çevrildiğinin görüntülerine de ulaştı. Buradan ne öğrendik? Milli İstihbarat Teşkilatı dedi ki biz sınır ötesine bir şey yapmıyoruz. Hocam biraz önce. İlk elde ulaştık. Evet. İlk elde devlet farklı tepkiler verdi. MİT dedi ki biz silah ülke dışına silah nakletmiyorduk. Ülke içinde bir silah nakli yapıyorduk. Bir yerden bir yere taşınıyorduk. Başbakanlık dedi ki gıda ve insani yardım taşıyorduk. Sonradan bunun gıda olmadığı ortaya çıkınca dedi ki Türkmenlere gönderiyordu. O zamanki ana muhalefet genel başkan yardımcısı Turun Türkeş dedi ki ben bizzat biliyorum. Vallahi billahi Türkmenlere gitmiyordu. Bu şahıs şu anda başbakan yardımcısı. Gerekirse mahkemede tanıklığına başvurulabilir diye düşünüyorum. Turun Türkeş. Turun Türkeş. Vallahi billahi. Önerecek bir yerlere dedi. Bu görüntüler elimize ulaştı. Bir gazeteci olarak vermemiz gereken karar şuydu. Devlet, bir ülkenin istihbarat teşkilatı, kendi görev tanımında olmayan gereken karar şuydu. Bir ülkenin istihbarat teşkilatı, kendi görev tanımında olmayan bir silah nakli gerçekleştiriyor. Yani suç işi var. Bu ulusal hukukta da suç, uluslararası hukukta da suç. Bana biraz önce savcılığın bizi suçlama nedenini sayarken dediniz ki ülkenin milli menfaatleri doğrultusunda
gizli kalması gereken bilgileri afişe etmişiz. Ben ülkemin milli menfaatlerinin yalan söylemekten geçtiğine inanmıyorum. Ben bu halkın milli menfaatlerinin istihbarat teşkilatının kanun dışı silah ve insan ticaretinde olduğuna inanmıyorum. Hiçbir suç gizli damgasıyla örtbas edilemez. Ve devlet yurttaşına yalan söyleyerek adil bir devlet olamaz. Bir devlet adamının görevi böyle durumlarda devleti düştüğü zor durumdan kurtarmak olabilir. Ama hatırlatmak isterim ki gazeteci bir devlet memuru değildir. Benim görevim halk adına devleti denetlemek. Devlet bir hata yapıyorsa, hükümet bir yanlış olaya bulaşmışsa, kamu adına bunun hesabını sormak. Evet. Çok tabidir ki uluslararası çapta yankısı olan bir olay. Bir silah nakli. Devlet adamları o tırlarda ilaç vardı diyor. İlaçlar kutularını kaldırdığınız zaman içinde silahlar görüyorsunuz. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Burasıyla çok ilgili de değilim. Nereye gittiği beni ikinci derecede ilgilendiriyor. Bunun birisinin hesabını sorması lazım. Bu devlet içinde bir çatışmadan olabilir. Uluslararası bir tezgah olabilir. Devlet radikal İslamcıları silahla besliyor olabilir. Bunun hesabını birisi sorması lazım. Bu bir devlet çatışma olabilir. Uluslararası bir tezgah olabilir. Devlet radikal İslamcıları silahlandırıyor olabilir. Ve hiçbir milli menfaat bunu legalize edemez, meşru gösteremez. Gazeteci olarak benim görevim kamuyu bundan haberdar etmek. Kamu derken okurlarımı kastediyorum başta. Ama aynı zamanda devleti de bir önemli yanlıştan kurtardığımızı düşünüyorum bunları bilmiyorum. Daha önce Susurluk'ta gördük. Devlet illegal yollara başvurabiliyor. Suçluları kullanabiliyor, suç işleyebiliyor. Ve çok rahatlıkla yaptığı bu vahim hataları çok gizli damgalı dosyalarla devlet sırrı haline sokup kendini aklamaya çalışıyor. O dönemde de biz bunlara karşı çıktık ve yayınlayarak belki devletin daha temiz bir topluma evrilmesine yardımcı olduk. Evrilmesine yardımcı olduk. Bugün de böyle bir durum var. Bugün de ne yazık ki devlet bütün uluslararası toplumun tepki gösterdiği bir silah ticaretine aracılık ediyor.
gösterdiği bir silah ticaretine, silah ve insan ticaretine aracılık ettiği ortaya çıktı. Bütün uluslararası toplumda bunun yankıları oldu. Bütün uluslararası basını, yani New York Times'tan, Washington Post'ta bütün gazetelerin son haberlerinden size getirdim. Burada izin verirseniz bir milli sır, devlet sırrı meselesini biraz da uluslararası boyutundan söz etmek isterim. Benim doktora tezim bu konudaydı. Devlet sırları yasası üzerineydi. Dünya örneklerini inceledim. En bilinen örneği Watergate skandalıdır. Daha sonra İran Gate skandalı örnekleri. Watergate. Günümüzde de ve İran Gate skandalı. Günümüzde WikiLeaks belgelerinin yayınlanması yine bu konuyu gündeme getirdi. Burada temel mesele şu. Devletin güvenlik ihtiyacı var. Halkın burada temel mesele devletin güvenlik ihtiyacı. Bunun karşısında da halkın bilme hakkı ve gazetecinin ifade özgürlüğü var. Bunlar çatıştığı zaman ne olur? Aslında konuştuğumuz şey bu. Ben burada ifade özgürlüğünün devletin güvenlik ihtiyacının önüne çıktığını düşünüyorum. Belli konularda. Hiçbir şekilde devletin suç işleme özgürlüğü yok. Hiçbir güvenlik gerekçesi suçu örtmeye yetmez. Eğer biz bu haber nedeniyle tutuklanır, yargılanır, mahkum olursak, bu hem Türkiye'de hem uluslararası kamuoyunda bir yalan haber yaptığımız iddiasıyla olmayacak. Bir yalan haber yaptığımız için olmayacak. Bu devletin halkına yalan söylediğini belgelediğimiz için olacak. Ve bütün mahkeme sürecinde biz bu yalanı belgeleriyle ortaya koyacağız. Watergate'de aynı şey oldu. Devlet izlemeye çalıştı. Sonunda başkanın istifasıyla sonuçlandı. İran Gate, Amerika'nın İran'a gizli silah satışını belgeledi. Bütün sorumlular mahkeme önünde hesap verdi. WikiLeaks, Amerika'nın Irak'taki bütün suçsuz uygulamalarını belgeleriyle ortaya koydu. Burada beni casuslukla itham edebileceğiniz hiçbir kanıt yok. Hiçbir ülkeyle ilişkim yok. Kendi ülkemizin istihbarat teşkilatı dahil. Sözünü ettiğiniz Fethullah terör örgütüyle ilgim olmadığı gibi ona karşı mücadele etmiş bir yer. Bir casus düşünün ki
elde ettiği bilgiyi ertesi gün okurlarıyla paylaşıyor. Bir casus düşünün ki paylaştığı haberden 5,5 ay sonra karşınıza geliyor. 5,5 aydır elini kolunu sallayarak geziyor. Uzatmayacağım. Ben yapılanın iyi bir gazetecilik olduğunu düşünüyorum. Bugün olsa yine yayınlarım. Kamuoyu iyi ki bunları öğrendi. İyi ki Cumhurbaşkanı dün silahsa silah ne olmuş yani deme noktasına geldi. Böyle diyerek bu görüntülerin montaj olduğu, sahte olduğu, yanıltıcı olduğu iddialarını da boşa çıkarmış oldum. Yani kabul etti. Bu bile bizim bize yönelik suçlamanın düşmesi için yeterlidir diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı silah da silah ne olmuş yani diyorsa ben de haberse haber ne olmuş yani diyorum. Bir kez daha hiçbir çıkar durumuyla cemaatle, istihbaratla ilgim olmadığını ve gazetecilik dışında bir mesleğim ve amacım olmadığını vurgulamak istiyorum.